Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Parçada Orhan Pamuk'un İstanbul Hatıralar ve Şehir isimli eserinden söz edilmiştir. A. İstanbul Hatıralar ve Şehir kitabı özgün ve benzersiz olup kitapta okurken elden bıraktırmayan kitaplara özgü ruh ve duygu birliği var. Bunu görebiliriz. Bu özgün ve benzersiz eserde yani İstanbul Hatıralar ve Şehir kitabında okurken elden bırakamadığımız kitaplara has o ruh ve duygu birliği var. Demek ki bu çıkarılabilir. B. Hikayeyi Orhan Pamuk yazmış. Her hikayeye Ara Güler'in fotoğrafları eşlik etmiş ve ortaya benzersiz bir kitap çıkmıştır. Her hikayeye Ara Güler'in fotoğraflarını eşlik ettiği söylenemez. Bakalım ilgi bölüme. Orhan Pamuk'un Ara Güler başta olmak üzere. İstanbul'un büyük fotoğrafçılarının çektiği on binlerce kareden ve kendi kişisel albümünden seçtiği fotoğraflar hikayeye eşlik ediyor. Görüldüğü gibi sadece Ara Güler değildir. İstanbul'un büyük fotoğrafçıları hatta kendi kişisel albümünden seçtiği fotoğraflar da vardır. Demek ki B çıkarılamaz. C. Kitapta İstanbul'un imparatorluk başkentinden 20. yüzyıl başlarındaki yıkıntılarla, hüzünlerle dolu bir şehre dönüşmesi, yazarın çocukluğu ve ilk gençliğinin hikayesi anlatılmaktadır. Yazarın çocukluğu ve ilk gençliğinin hikayesi ve aile tarihiyle İstanbul'un bir imparatorluk başkentinden 20. yüzyıl başlarında yıkıntılarla ve hüzünle dolu bir şehre dönüşmesinin hikayesi olan İstanbul Hatıralar ve Şehir yalnızca Orhan Pamuk'un bir İstanbul yazarı olarak ününe sağlamlaştıran kitabı değil diye devam ediyor parçamız. Dolayısıyla buna da ulaşabilmekteyiz parçadan. D. Kitap yazarın kendisini ben olarak ilk hissedişinden ailesine yönelmekte ve sonra İstanbul sokaklarına açılmaktadır. Yazarın kendini ben olarak ilk hissedişinden annesine, babasına, ailesine yönelen hikaye bir hüzün ve mutluluk kaynağı olarak İstanbul sokaklarına açılıyor. Bu da çıkarılabiliyor. E. Kitapta hem İstanbul'un değişimi hem de yazarın ruhsal dünyasının oluşumu bir dedektif romanı okur gibi hızla okunmaktadır. Günümüzün büyük romancısının gözünden 1950'lerin İstanbul sokaklarını, parke taşlı kaplı caddeleri, yanıp yıkılan ahşap konakları, eski bir kültürün yok oluşuyla onun külleri ve yıkıntılar arasından bir yenisinin doğuşunun zorluklarını keşfederken ki buraya kadar İstanbul'un değişimi vurgulanmıştır. Sonra Pamuk'un ruhsal dünyasının oluşumunu da bir dedektif romanı okur gibi hızla izliyoruz. Demek ki E'de çıkarılabilir. Cevap B'dir. Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Parçada İstanbul Oyuncak Müzesi hakkında bilgi verilmiştir. A. Oyuncak müzesinde oyuncaklar sergilerken akılda kalıcı bir öğrenme yöntemi kullanılmaktadır. Bunu görebiliyoruz. İstanbul Oyuncak Müzesi dünya tarihini daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir öğrenme yöntemiyle ziyaretçilere sunmaktadır. Bu çıkarılabilir. B. Oyuncak Müzesi Sunay Akın tarafından 20 yılda 40'ı aşkın ülkedeki koleksiyonerlerden, antikacılardan ve açık artırmadan alınan oyuncaklarla kurulmuştur. Sunay Akın'ın 20 yılda 40'ı aşkın ülkedeki koleksiyonerlerden, antikacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı oyuncaklarla kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi demektedir ki bu da çıkarılabilir. C. Oyuncak Müzesi'ni kuran bir şair, dekorunu da tasarlayan bir sanat tasarımcısıdır. Müze bir şair tarafından açılmış olması ve bir sahne tasarım sanatçısı tarafından tasarlanmış olması özelliğiyle de dünyada bir ilki teşkil etmektedir. Demek ki bu da çıkarılır. D. Oyuncak Müzesi'nde uzay oyuncakları sergilenirken Ay'a ulaşma çabası tren oyuncakları bölümünde sanayi devrimi anlatılmaktadır. Örneğin uzay oyuncaklarının sergilendiği bölümde Ay'a ulaşma çabası, tren oyuncakları bölümünde ise sanayi devrimi oyuncakların diliyle anlatılmaktadır. Bu da çıkarılabilir. E. Oyuncak Müzesi kurulurken Sunay Akın ailesinin 3 kuşağını da bu işe dahil ederek ziyaretçilerin de 3 kuşağına hitap etmiştir. Sunay Akın'ın ailesinin 3 kuşağını bu işe dahil etmesi söz konusu değil. Evet, ziyaretçilerin 3 kuşağına hitap etmesi söz konusu ama bu yoktur. Bunu da görmekteyiz parçamızda. İstanbul Oyuncak Müzesi'nin en önemli özelliklerinden birisi de aileyi bütün üyeleriyle kucaklamasıdır. Bu aile tabi geneldir, yani Sunay Akın'ın kendi ailesinden söz edilmiyor. Müze bu özelliğiyle 3 kuşağın bir arada vakit geçirebileceği ve ortak mutluluğu paylaşabileceği bir mekandır. Demek ki E çıkarılamaz, cevap E'dir.